Aspor ekranlarından herkese merhaba, mutlu haftalar. Ben Demet Gedik, Sabah Sporu ile karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Gündemin öne çıkan spor gelişmelerine ve gazete manşetlerine bakacağız. Ve tabii ki önemli karşılaşmaları, önemli konukları da konuklarımızla birlikte konuşacağız. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray İstanbulspor'la karşı karşıya geldi ve maçı 2-1 kazandı. Ve tabii ki bu galibiyetle Fenerbahçe'yi de geçerek puan durumunda birinci sıraya yerleşti. Şimdi bu maçın özet görüntüleri ardından iki teknik adamın da açıklamalarıyla devam ediyoruz. Sabah Spor'una gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Şimdi hemen takımlarımızın 15. haftanın özellikle öne çıkan başlıklarına, manşetlerine bakalım. Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Hemen bir avatar görüyoruz burada. Gomis avatara benzetilmiş. Galatasaray İstanbulspor'u Gomis'in 2 golüyle yıktı. Ligin yeni lideri oldu. Gomis 2 gol attı. 2 topu da direkte patladı. 661 gün sonra da artık Galatasaray liderlik koltuğuna oturmuş oldu. Galatasaray şampiyonluktaki rakipleri Fenerbahçe'nin yenildiği Beşiktaş'ın berabere kaldığı haftada eline geçirdiği liderlik fırsatını kaçırmadı. Cimbom İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederken goller 15 ve 37'de Gomis'ten geldi. Gomis'in ilk yarıda 2 topu da direkten döndü. Konuk ekibin tek golünü 82'de Mehmet kaydetti. Aslan son dakikalarda zor anlar yaşasa da ligde üst üste 4. galibiyetini alarak zirveye pençesini geçirdi. Hemen altta güneşe bulut çelmesi 15. haftadaki diğer karşılaşmada da Beşiktaş-Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Şenol Güneş'te yeni bir hava yakalayan Beşiktaş, Erol Bulut'un takımı Gaziantep karşısında beraberliği son anlarda kurtardı. Dünya Kupası sonrası lig yarışına tutuk başladı Beşiktaş. Kartal Gaziantep'te etkili futbol ortaya koyamazken ev sahibi ekip 7'de 71'de Figueiredo ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş ve Gorst'un 86'daki golüyle de beraberliği yakaladı. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Zirve artık sarı kırmızı diyor. Ve Galatasaray dünkü galibiyetiyle artık zirveye adını yazdırdı. Mertens ilk golde kornerden Gomis'e asist yapan isim oldu. Gomis yine kendisine inanan Okan Buruk'u yanıltmadı. İki kez ağları sarsıp galibiyeti getirdi. Okan Buruk da hayalimize ulaştık, lideriz, mutluyuz açıklamasını yaptı. Tabii 66 hafta sonra lider olmak da sarı kırmızılıları çok sevindirdi. Hemen altta yine Beşiktaş'ın haberi var. 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş fırsat tepti başlığı kullanılmış bu beraberlikle ilgili. Devam edelim. Sabah gazetesinde üçlü sistemde kaybı daha çok başlığını görüyoruz. Ve hemen yanında Jorge Jesus'un fotoğrafı var. Uğur Çem'in haberi. Fenerbahçe üçlü defansla mücadele ettiği 6 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Çok önemli 8 puan yok oldu. Dörtlü savunmayı tercih ettiği 8 karşılaşmadaysa sadece 5 puan kaybetti. Sağ altta bir basketbol haberi var. Kırmızı Ejderhalar Manisa'dan kritik galibiyetle döndü. Bahçeşehir uzatmada güldü ve maç 89-81 sona erdi. Akşam Spor gazetesinde kusursuz fırtına başlığı yine dikkat çekiyor. Avcı oyuncuların üzerinden derbi stresini aldı. Fenerbahçe'nin oynadığı 26 resmi maç analiz edildi. Bu analiz sonucunda taktik belirlendi. Bu taktik hazırlık maçlarında uygulandı. Sakatlıkları geçen Siopis ve Vişça ilk 11'e monte edildi. Yönetim de futbolcuların ödemelerini yaptı. Trabzonspor Fenerbahçe zaferini kamp sürecinde uyguladığı eksiksiz puanla elde etmiş oldu. Altta bir Fenerbahçe haberi var. Jesus'tan kırmızı uyarısı. Portekizli çalıştırıcı son 3 maçta kırmızı kart gören oyuncularını daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yeni Asır gazetesinde Cenk Tosun'un bir fotoğrafı var. Kartal Gaziantep'te takıldığı başlığı kullanılmış bir birlik beraberlikle ilgili. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken ev sahibi 71. dakikada öne geçti. 86'da Weghorst maçın skorunu ilan etti. Kartal'ın hasreti de böylece 2 maça çıkmış oldu. Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst Gaziantep önünde beraberliği getiren golü attı. Yıldız isim 88. dakikada sahneye çıkarak ligdeki 7. golünü de böylece kaydetmiş oldu. Fanatik gazetesine tekrar bir dönüş yapalım hemen. Ronaldo'yu harcadılar başlığına bakalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ronaldo'nun fotoğrafı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyaca ünlü yıldızla ilgili olarak
Maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Ronaldo gibi bir oyuncuyu ikinci yarıda oyuna sokmak, Ronaldo'yu harcadılar ifadelerini kullandı. Hemen altta nefesler tutuldu. Dakar rallisi için geri sayım başladı. Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonu sporcuların sınırlarını zorladı. Efsanelerin çölde ölümsüzleştiği Dakar rallisi için geri sayım başladı. Bu sene 45.'si yapılacak ralli 31 Aralık 15 Ocak tarihinde Suudi Arabistan'da koşulacak. 2014 yılından bu yana ilk kez 14 etabının yapılacağı ralliye dair detaylar da belli olmaya başladı. Tutkunların sabırsızlıkla beklediği bir ralli. Devam edelim. Potomaç gazetesinde hemen yine bir Gomis fotoğrafı görüyoruz. Aslan Kral başlığı atılmış burada da. Gomis 2 golle Galatasaray'ı ligde zirveye taşıdı. Lider olduk, yolumuz uzun. Galatasaray'da 2 golle galibiyeti getiren ve zafer üçlüsünü çektiren Gomis liderliği kutladı. Lider olduk, yolumuz daha uzun. Çok önemli bir maçtı. Galatasaray'da oynadığımız zaman ikincilik iyi değildir, birinci olmalısınız açıklamasını yaptı yine maç sonunda. 37 yaşındaki Fransız Yıldız iki kez direğe takıldığı İstanbulspor karşısında şovunu 2 golle süsledi. Muslera'nın yokluğunda kaptan çıktı başlığı da atılmış aynı şekilde. Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de 661 gün sonra liderlik koltuğuna oturduğu İstanbulspor zaferine Gomis'in performansı damga vurdu. Türkiye Kupası'ndaki Keçiören Gücü maçında ilk 11'de Seferovic'e görev veren Okan Buruk İstanbulspor karşısında Gomis'le sahaya çıktı. Maça hızlı bir giriş yapan Gomis 15 ve 32'de iki kez direğe takıldı. 15'te direkten dönen topunun ardından kornerden gol perdesini açtı. 37'de bir kez daha sahne aldı ve ilk yarıda peş peşe 2 golle şovunu yapmış oldu. Sabah sporla devam edelim. 240 milyon TL geliyor başlığına hemen detaylıca bakalım. Galatasaray'ı mali olarak ayağa kaldıracak projeyi Levent Tüzemen açıklıyor. Levent Tüzemen'in özel haberi Cemal Özgörkek'in başında bulunduğu mağazacılığın cirosu ay sonuna kadar 525 milyon TL'ye ulaşacak. Sarı Kırmızılar dijital operasyonlardan da Ocak ayında 240 milyon TL kazanacak. Hemen altta bir Yunus Emre Sel haberi var. Zaferi dakika dakika planladı başlığı kullanılmış. Trabzonspor Fenerbahçe karşısında 3 puana Avcı'nın taktik dehası taşıdı. Bordo Mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı günlerce analiz ettiği rakibini psikoloji yöntemi, şok pres, oyuncu tercihleri ve doğru hamlelerle devirmeyi başardı. Akşam Spor gazetesinde Beşiktaş'ın birbirlik galibiyetiyle ilgili bir haber var. İsabet başına 1 puan başlığı kullanılmış. Beşiktaş son 5'lik maçında bir kez kazandı. 71'de Gaziantep öne geçti. Kartal'da da Vegors skoru eşitledi. 4 madde var yine aynı şekilde. Orta sahanın göbeğinde Necip Atiba ikilisi oynadı. Deli Ali karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sarı gören Jevtovic ve Ertuğrul Giresun'da yok. Maçın 70. dakikasında bir taraftar da sahaya girdi. Pozisyonu tam göremedim başlığı var alt tarafta. Enkudu o pozisyondan sonra oyundan koptu. Enkudu ben bir şey yapmadım dedi ifadelerini kullandı Şenol Güneş maç sonunda yaptığı açıklamada. Gazetelerimizde son olarak Takvim Spor'a da bir bakalım. Oklar ilk kez Jesus'a döndü başlığı var. Eleştirilerden George Jesus da nasibini aldı. Bir taraftar kritik maçlarda Jesus diyerek Aykut Kocaman'ı Jesus'un saçlarıyla photoshopladı. Sağ tarafta da görseli görüyoruz kritik maçlarda George Jesus. Kırmızı alarm Süper Lig'in en golcü takımı Fenerbahçe'nin Konya, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında sadece bir gol atabilmesi ciddi bir sorun olarak göze çarpıyor. Zorluk derecesi yüksek maçlarda skor üretemiyor demiş Takvim Spor gazetesi. Gazete manşetlerini, öne çıkan haberleri sizlerle paylaştık. Devam ediyoruz şimdi akışımızdan. Ve Süper Toto Süper Lig'in 15. haftasında Arabam.com Konya Spor, Korendon Alanya Spor'la 2-2 berabere kaldı. Şimdi karşılaşmanın ardından iki teknik adamın da yaptığı açıklamalar geliyor. Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sona erdi. Şimdi hep birlikte alınan sonuçlara gelin bir bakalım. Haftanın açılış karşılaşmasında MK Ankara Gücü Fraporto Antalya Spor'u 2-0 yendi. Medipol Başakşehir Angikredi Ümraniye Spor'u 3-1 ile geçti.
Atakaş Hatay Spor Biteksen Giresun Spor mücadelesi 1-1 sonuçlandı. Demir Grup Sivas Spor Kasımpaşa deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ve haftanın D maçında kazanan Trabzonspor oldu. Adana Demirspor Babakars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Beşiktaş Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Yine beraberlikle biten bir diğer karşılaşmada Konyaspor Alanyaspor 2-2 sonuçlandı. Ve haftanın son maçında kapanış karşılaşmasında da Galatasaray İstanbulspor'u 2-1 yendi. Yukatel Kayserispor da bu haftayı bay geçen takımdı. Şimdi Süper Lig'in 15. hafta sonuçlarını sizlerle paylaştık. Hemen isterseniz 16. haftanın programına da bir bakalım hangi karşılaşmaları izleyeceğiz. Salı günü MK Ankara Gücü saat 17'de Angi Kredi Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Yine aynı saatte Melipol Başakşehir Fraportov Antalyaspor'u ağırlayacak. Ve Salı gününün son maçında Fenerbahçe Atakaş Hatayspor'u evinde ağırlıyor. Çarşamba günü saat 17'de Korendon Alanyaspor Yukatel Kayserispor. Yine aynı saatte İstanbulspor Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Ve saat 20'de de Trabzonspor Babakars Fatih Karagümrük deplasmanında olacak. Perşembe günü saat 17'deki ilk karşılaşmada Galatasaray Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya geliyor. Ve diğer karşılaşmada Biteksen Giresunspor Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Haftanın son maçındaysa Beşiktaş Adana Demirspor'u konuk edecek. Perşembe günü saat 20'de ve arabam.com Konyaspor'da yine 16. haftayı bay geçen takım olacak. Devam edelim hemen. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da ilk oyum AK Parti'ye. İlk oyum Erdoğan'a etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan bir katılımcının sorusu üzerine Dünya Kupası finalinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yaşadığı bir anıyı anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ronaldo mu Messi sorusuna ise Ronaldo'yu harcadılar yanıtını verdi. Spor Toto 1. Lig'le devam ediyoruz. Hemen 19. haftanın bitimine 2 karşılaşma kaldı. Şimdi alınan sonuçlar ve bu 2 karşılaşmanın saatlerine bakalım. Tuzla Spor Altay'ı 4-2 mağlup etti. Altaş Denizli Spor'da Yeni Malatya Spor'u 3-0 yendi. Pendik Spor Manisa Futbol Kulübü mücadelesi 0-0 sonuçlandı. Diyorex Bolu Spor evinde Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Ankara Keçiören Gücü de yine evinde Eyüp Spor'u 2-1 ile geçti. Beyçimento Bandırma Spor Gençler Birliği deplasmanından 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ve Yılport Samsun Spor Adana Spor'u 2-1 yendi. Bu haftanın bitimine 2 karşılaşma kaldı. Altın Ordu Çaykur Rizespor'la saat 17'de karşı karşıya gelecek bugün ve son karşılaşmada da Göztepe Bodrum Spor'u ağırlayacak saat 20'de. Sakarya Spor'sa bu haftayı 19. haftayı bay geçen takım oldu. Devam edelim hemen haberlerimizle. 87. Büyük Atatürk koşusunu kadınlarda Sümeyye Erol, erkeklerde ise Hüseyin Can kazandı. Bugün oynanacak karşılaşmanın detaylarını sizlere verdik. İsterseniz bir de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alınan sonuçlara bir bakalım. Beşiktaş Emlak Jet 98, Darüşşafaka 84, Galatasaray Nef 106, Türk Telekom 100, Pınar Karşıyaka 81, Fruttu Ekstra Bursa Spor 80, Gaziantep Basketbol 80, Yukatel Merkez Efendi Belediye Basket 78, Ayos Konya Spor Basketbol 75, Onvo Büyükçekmece Basketbol 85, Manisa Büyükşehir Belediye Spor 81, Bahçeşehir Koleji 89, Tofaş 78, Ali Ağa Petkim Spor 65 ve haftanın son maçı da yine dediğimiz gibi bugün oynanacak Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'te saat 19'da karşı karşıya gelecek. Erkek basketbol programı da sizlere aktardıktan sonra hemen devam edelim. NBA diyeceğiz bu kez. NBA'de Golden State forması giyen Stephen Curry en az 15 gün sahalardan uzak kalacak. Sabah Spor'una şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saat başında tekrar buradayız, bekliyoruz. Sabah Spor'unda ikinci saat dilimiyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Hemen isterseniz 15. haftaya heyecanının sonuçlarına bir bakalım. Tabii ki Dünya Kupası arasından sonra çok bekledik 15. haftayı ve bitti bile. Bakalım nasıl sonuçlar alınmış. Haftanın açılış karşılaşmasında MK Ankara Gücü Fraportov Antalyaspor 2-0 yendi. Melipol Başakşehir ise Hangi Kredi Ümraniyespor'u 3-1 ile geçmeyi başardı. Atakaş Hatayspor Biteksen Giresunspor mücadelesi 1-1 sonuçlandı. Demir Grup Sivasspor Kasımpaşa deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Haftanın dev mücadelesinde Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Adana Demirspor'sa Babakars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek önemli bir puan elde etti. Gaziantep Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Konyaspor Alanyaspor karşılaşması 2-2 sonuçlandı ve haftanın son karşılaşması dün akşam oynandı. Galatasaray İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Yukatel Kayserispor'da bu
bu haftayı bay geçen takımdı. Az önce de bahsettik, haftanın en çok beklenen karşılaşması aslında Trabzonspor-Fenerbahçe maçıydı. Ve bu D maçta kazanan ekip Trabzonspor oldu. Bordo Maviller lider Fenerbahçe'yi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın özet görüntülerine gidiyoruz. Sabah sporunda gazete manşetlerine tekrar bir dönüş yapıyoruz. Şimdi takım takım gideceğiz ve ilk önce Fenerbahçe diyelim. Sarı lacivertlilerin manşetlerdeki gündemine hep birlikte bakalım. Fotomaç gazetesinin Fenerbahçe sayfasıyla başlayalım. Jesus da hata yapar başlığı hemen dikkat çekiyor en başta. Savunma tedbirlerini abartıp Trabzon'un işini kolaylaştırdı. Önde basan rakibi yarı alanı hapseden takımını sahasında oyalanan bir ekibe dönüştürdü. Üçlü defans bu kez işlemedi. Değişikliklerde geç kalındı. Sarı kartlı Crespo'yu oyunda tuttu. Kırmızı kartla atıldı. Jesus da bu mağlubiyetle aslında eleştirilerin büyük odağı oldu. Devam edelim yeni sayfa. Fenerbahçe Hatayspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyor. Hedef 4'te 4 yapmak. Kanarya, Hatay, Antalya, Gaziantep ve Gaziantep serisini kayıpsız geçip ilk yarıyı zirvede bitirmek istiyor. Fenerbahçe'nin ilk yarıda kalan 4 maçı da bunlardı. Jesus oyuncuları terapiye aldı. Şampiyonluk yolunda kayıplar olacağını söyleyen Portekizli hoca, sezon sonu önemli, Hatayspor'u yenerek yeni bir seri başlatabiliriz dedi. Ve hemen sol tarafta da bazı haberler var. Altay tesellisi başlığına bakalım isterseniz. Tedavisi tamamlanan ve Trabzon'da kaleyi devralan Altay Bayındır performansıyla tam not aldı. Başarılı file bekçisi iki gol yemesine rağmen mücadelede tam 5 net kurtarış yaparak tankın daha fazla olmasını sağladı. Altay'ın güçlü dönüşü gelecek maçlar için de teselli olmuş oldu. Fanatik gazetesinin Fenerbahçe sayfasına geçelim hemen. Fenerbahçe'de geçen sezonki tartışma yine başladı. Peki nedir bu tartışma? Üçlü savunma. Vitor Pereira geçen sezon üçlü defans tercihi nedeniyle çok eleştirilmiş ve sonunda koltuğunu kaybetmişti. Jorge Jesus da birçok maçta bu sistemi tercih etti. Trabzon yenilgisi sonrası özellikle zorluk seviyesi yüksek maçlarda bu taktikle ortaya koyulan futbol ve alınan sonuçlar üçlü savunma tartışmasını da yeniden alevlendirmiş oldu. Ener Valencia 11'e dönüyor başlığı var hemen altta. Jesus sakatlıktan yeni kurtulan Ekvatorlu Yıldız'ı İstanbulspor maçında olduğu gibi Trabzon'da da sonradan oyun almıştı. Tamamen hazır hale gelen Valencia yarınki Hatayspor mücadelesinde 11'deki formasına kavuşuyor. Devam ediyoruz hemen Sabah gazetesiyle. Hemen sağ üstte bir Jorge Jesus fotoğrafı var ve üçlü sistemde kaybı daha çok başlığı kullanılmış bu haberde. Pereira'nın ipini çeken sistemde ısrar eden Jesus şampiyonluk yolunda üzüldü üst başlığıyla kullanılan bir haber. Uğur Çemin haberi. Çok kısa detaylarına da bakalım. Fenerbahçe üçlü defansla mücadele ettiği 6 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı. Çok önemli 8 puan yok oldu. Dörtlü savunmayı tercih ettiği 8 karşılaşmadaysa sadece 5 puan kaybetti. Takvim Spor gazetesinde oklar ilk kez Jesus'a döndü başlığı kullanılmış. Eleştirilerden Jorge Jesus da nasibini aldı. Bir taraftar kritik maçlarda Jesus diyerek Aykut Kocaman'ı Jesus'un saçlarıyla photoshopladı. Yine bu görselde Takvim gazetesine yansımış. Son gazetemize bakalım. Milliyet gazetesinde hemen sol altta bir haber var. Göz göre göre başlığı kullanılmış. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un hataları Trabzonspor yenilgisine davetiye çıkardı. İlk 11 seçimi ve üçlü savunma düzeni Bordo Mavileri iştahlandırdı. Crespo'da geç kalması da eleştirildi. Fenerbahçe gazete manşetlerini inceledik. Hemen devam edelim haberlerimizle. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki bir diğer mücadelede Galatasaray İstanbulspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyetle de Sarı Kırmızılar liderlik koltuğuna oturdu. Gazete manşetlerimizle devam ediyoruz. Galatasaray diyeceğiz. Şimdi Fotomaç gazetesindeki Galatasaray sayfasında birçok haber var. Hemen detaylandıralım. Ortada hemen Gomis'i görüyoruz. Aslan Kral başlığı kullanırmış. Gomis 2 golle Galatasaray'ı ligde zirveye taşıyan isim oldu. Buffett'in bir Gomis, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig maçında 2 kafa golü atan ilk Galatasaraylı oyuncu oldu. Lider olduk, yolumuz uzun. Galatasaray'da 2 golle galibiyeti getiren ve zafer üçlüsünü çektiren Gomis açıklamalar yaptı. Lider olduk, yolumuz daha uzun. Çok önemli bir maçtı. Galatasaray'da oynadığınız zaman ikincilik
iyi bir şey değil dedi. Hemen sağ tarafta Serkan Korkmaz'ın bir yazısı var. Kısaca ilk kısmına bakalım. Okan Buruk'u yetersiz bulanlar online mi? 14 maçta 30 puan ve liderlik. Geç kurulmuş yeni bir takım ve yeni bir yönetimle. Emre Taşdemir ve Barış'la kazanılan Beşiktaş derbisi. Şampiyon yaptığı şampiyonluk adayı Başakşehir'i 7-0 yenerek. Bir var bir yok Icardi, Bitkin Seferovic ve emeklilik arifesindeki Gomis'le. Okan Buruk'un buraya kadarki performansıyla en az Jesus kadar takdir edilmek en doğal hakkı. Onu sosyal medya kurgularıyla yemek için Aport'ta bekleyenler online mısınız? Ama Okan Hoca'nın mücadelesi esas şimdi başlıyor demiş Serkan Korkmaz. Fanatik gazetesinde Gomis Show başlığı kullanılmış. Cimbom'un golcüsü Buffett'in bir Gomis İstanbulspor karşısında iki golle zaferi getiren isim oldu. 14 maçta da 10 gole katkı sağladı. Hemen altta Mitchell göz doldurdu. Oliveira'nın sakatlığında Mitchell sahaya 11'de çıktı. Norveçli orta saha görevini yerine getirirken güzel oyununda bir golle süsledi. Devam ediyoruz. Sabah Spor gazetesinde pençeyi vurdu, zirveyi aldı başlığı kullanılmış. Yine 2-0'lık galibiyet, 2-1'lik galibiyetle ilgili. Galatasaray 662 gün sonra yeniden lider. 15'te gol perdesini Gomis açtı ve 2-0 üstünlük sağladı karşı takıma. Cimbom iki kez direğe takılırken 82'de İstanbulspor'da bir gol kaydetti. Devam edelim. Milliyet Spor'da İstanbul Beyefendisi başlığı kullanılmış. Galatasaray İstanbulspor geçti. Aynı şehrin takımı Fenerbahçe'nin zirvedeki koltuğunu ele geçirdi. Son gazetemize de bakalım başlığı hemen. Zirvenin yeni kralı Galatasaray ve 2-1'lik galibiyet. Ali Naci Küçük'ün bir yazısı var. Kral yine sahnede demiş. Uzatmada kaçan gol. Savunma adeta uyudu ve iki kez direğe takıldı. Başlıkları kullanılmış. Gazete manşetlerimizi inceledikten sonra şimdi bir Skype bağlantımız var. Suat Umurhan bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Dünkü maçla başlayalım, sonra Fenerbahçe'ye geçelim. Artık yeni lider Galatasaray oldu. Dünkü aslında karşılaşmayı yorumlamanı isteyeceğim biraz. Çünkü ilk 40 dakika çok iyi bir Galatasaray vardı. Sonra biraz temponun düştüğünü gördük. Ama sonuç olarak 3 puan elde edildi ve zirveye yerleşildi. Nasıl bir oyun izledin? Detayları senden bir dinleyelim. Parçalara bölelim. Maçın tabii ilk 10 dakikası zaten böyle bir ısınma turu gibiydi. Galatasaray geride rakip yarı sahanın gerisinde top çevirerek biraz açıklar aradı. Sonrasında Galatasaray hem Başakşehir ki farklı 7-0'lık bir galibiyet hem de Beşiktaş maçlarındaki oyununa yöneldi. Maçın tek hakimi, pozisyonu bulan, rakibi baskı altına alan, her yönden zorlayan, yani kanatlara inen, ara paslar yapan, dikine hücumları yönlendiren takımdı. Ondan sonra da goller geldi. Burada asıl kritik nokta yeterli golün gelmemesi. Çünkü iki top direğe döndü. Yani Gomis 2-0 olurdu ama Gomis ve diğer oyuncular yani birkaç tane daha olurdu. İlk yarıda maç bir anda 4-0, 5-0 seviyesine gelebilirdi. Başakşehir maçı durumuna gelebilirdi ama olmadı. Galatasaray ikinci yarıda bu sefer farkı arttırır, rahatlar derken bir anda vites düşürüldü. Bunda bence şu durumun da altını çizmek lazım. Yeni düzende eğer böyle devam edecekse maçlar 120 dakikayı buluyor. Yani en az 110 dakika oynanıyor ve bu yeni bir taktik, teknik planlama gerektiriyor. Bu süre içinde yaşlı takımlar büyük zarar görüyor ki Galatasaray da bunun biraz zorluğunu çekti. Özellikle İleride Gomis'in direnci düşüyor, Mertens'in pas kalitesi düşüyor. Bunun gibi detaylar da Galatasaray'ı etkiliyor. Maçın ikinci yarısına baktığımızda yenilen 82'deki golle birlikte tamamen bambaşka bir duruma gitti maç. Bence İstanbulspor'dan biraz daha kaliteli ayaklara sahip, bireysel yeteneğe sahip bir takım olsaydı maç berabere biterdi. Zaten İstanbulspor'un kaçırdığı bir gol var ki. Yani evet, gol olmaması vardı. Mucize yani. %1 ihtimal vardı, o da gol olmadı. Bu maçın berabere bitmesi halinde de burada İbre Okan Buruk'a dönerdi. Çünkü yaptığı değişikliklerle birlikte duran, duraklayan, maçı rakibine teslim eden bir Galatasaray gördük. Maçın genel durumu bence böyle.
Dün yine Savaş Çorlu'yla da konuşmuştuk maç öncesinde ve atan ve tutanın önemine dikkat çektik aslında. Şimdi Gomis eleştirilen bir isimdi. Yine kalede Okan da aslında nasıl bir performans sergileyecek diye merak ediyorduk. Bu iki ismi ayrıca bir parantez açmak istiyorum. Senin de yorumunu merak ediyorum. İyi bir performans sergilediler dün akşam. Okan'dan başlayalım. Biraz önce dedik ki hani İstanbulspor'un kaçırdığı bir gol vardı. Evet. Orada hakemler görmedi ama kameralara yansıdı. Okan ayağıyla kurtarıyor aslında. Ayak tabanıyla topu çıkardı. Yani maçın kahramanı olarak biz Gomis'i gösteriyoruz Galatasaray adına da. Bence Okan'dı. Yani şampiyonluk yolunda bu kritik maçta liderliği alıp psikolojik olarak bir adım öne geçme yolunda çok kritik bir müdahaleydi. Okan ayağıyla çıkardı. Görüntülerde gelen pozisyonu yanılmıyorsam evet ayağıyla çıkardığını görüyoruz. Bu önemliydi. Gomis'e bakacak olursak gerçekten ilk geldiği dönemdeki performansının üstüne çok fazla koydu. Fizik olarak çok kötü durumda gelmişti geçen sezonun yarısında. Bu sezon tamam 90 dakikaları 100 dakikaları çıkartamıyor ama sahada kaldığı 50-60 dakikanın da hakkını veren bir oyuncu ve 6 gole ulaştı. İç sahada Snyder'in 30 golünü geçti, 31 gole ulaştı. Böyle bir oyuncu. Daha da gol atabilirdi ve atacaktır da. Ama şuna tekrar dikkat çekelim. Galatasaray Icardi'ye muhtaç. Seferovic'in de olmaması nedeniyle bir tek Gomis'in eline bakan bir Galatasaray. Gomis'in de yaşlı ve fizik olarak biraz düşük olduğunu vurgularsak yeterli değil. Kesinlikle eğer Seferovic'den faydalanılmayacaksa bir forvet transferi şart gözüküyor. Peki performans aslında düşük bulunan oyunculara da değinelim. Lucas Torreira yine zaten sarı kart ceza sınırındaydı ve bir sarı kart gördü. Okan Hoca'yla da ufak bir polemiği vardı. Onun performansını nasıl gördün maç içerisinde? Torreira öyle bir iş yaptı ki performansını hani buruşturup çöpe attı zaten. Sonrasıyla konuşuldu. Galatasaray'ın hep önemli dinamiklerinden biri haline geldi. Orta sahadaki oyunu yönlendiren oyunun enerjisi ve dinamosu dediğimiz tabire geldi. Ama dün yaptığı hareket kabul edilebilir bir şey değil. Bunu eskilerde görürdük. Yani futbolcular, eski futbolcular bunu daha iyi anlatır hep. Tatile çıkmak için sarı kart görmektir bu. Galatasaray'ın burada kesinlikle sert bir tedbir alıp Torreira'ya izin vermemesi gerekiyor. Yani Sivas maçı Perşembe günü 5'te takım ne zaman döner artık havaalanından mı dağılırlar, Florya'ya dönüp oradan mı dağılırlar? Çünkü hafta sonu boş olacak. Oraya kadar Torreira takım ne yapıyorsa onu yapmalı. Erken izin vesaire gibi şeyler düşünülmemeli. Buna ona da bir ceza kesilmeli. Çünkü bariz ben Sivas'a gitmek istemiyorum diyerek sarı kart gördü. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Liderliği kaptıran bir Fenerbahçe var. Özellikle neredeyse 14 haftadır aslında hiç eleştirilmedi ama Jesus bu maçta artık eleştirilerinde bir odağı oldu. Şimdi iç sahada oynanacak bir karşılaşma var. İlk önce bir Trabzonspor maçını senden ufak bir değerlendirmesini alayım. Ardından da şimdi Crespo olmayacak. Nasıl bir orta saha görebiliriz bu iç saha karşılaşmasında? Crespo'nun yerine kimler tercih edilebilir? İsmail mi yoksa çok fazla kullanılmayan Zayt mı olacak? Senden bir yorum alayım bunlardan. Yani Crespo'nun atılması Fenerbahçe için gerçekten çok kritik. Çünkü kilit oyunculardan biri. Ama yeri de olmayacak bir oyuncu değil. Çünkü Fenerbahçe'nin bu bölgede eli güçlü. Hiç oynamayan Zayt var. İsmail zaten Jesus'un çok sevdiği, beğendiği ve hani teknik olarak tam olmasa da taktik planlara uyan, sahada enerjisi yüksek oyunculardan. O yüzden de o bölge dolacaktır. Gerekirse de başka bir alandan oyuncu kaydırdı. Öyle yeri de olmayacak bir oyuncu değil. Ama burada Fenerbahçe'nin tek başına Crespo derdi değil. Bir kötü gidiş var. Özellikle hücuma yönelik bir oyun planlamasında yönetememe, bir türlü skoru bulamama, rakibe karşı baskı ve sorun yaratamama problemi ortaya çıktı. Özellikle Trabzonspor maçındaki Trabzonspor'un da hakkını verelim. Sahanın her alanında Fenerbahçe'ye alan tanımayan, bölge tanımayan ve sert presle bir de şuna Abdullah Avcı planı olarak dikkat çekmek lazım. Trabzon oyunu nereye yönlendirtmek istediyse Fenerbahçe'yi oraya gitmeye zorladı. Diğer alanlarını kapatarak Fenerbahçe'nin en zayıf olduğu yere işte topu en çıkaramayacağı, en bozguna uğrayacağı oyunculara doğru yönlendirdi Trabzonspor. İyi bir taktik planlamaydı ve Fenerbahçe asıl bundan kurtulamadı. Fenerbahçe bu baskıyı kıramadı. Oyunun tamamını
rakibe bıraktı. Asıl Fenerbahçe'nin 14-13 haftadır eleştirilmemesinin, ki eleştirilse de hani başka türlü, buydu. Fenerbahçe oyunun hep hakimiydi. Oyunu yönlendiren, topu rakibe bıraktığında bile istediğini yapan bir takımdı. Trabzon karşısında asıl onu göremedik. Peki Suat, çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için. İyi haftalar diliyoruz sana. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Suat Umurhan'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi konuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hemen yine bir 15. haftaya gidelim. Beşiktaş'la Gaziantep karşı karşıya geldi ve maç 1-1 sonuçlandı. Bu maçın özet görüntüleri geliyor. Sabah Spor'undaki son gazete turunda Beşiktaş'ı inceleyeceğiz. Şimdi siyah beyazların özellikle 15. haftadaki performansına dair bakalım nasıl haberler karşımıza çıkacak. Fanatik gazetesiyle hemen başlayalım. Kartal fırsat tepti başlığı kullanılmış, 1-1'lik sonuçla ilgili Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında 3 puan bırakması sonrasında zirve yarışına yeniden dahil olmak için Gaziantep karşısına çıkan Beşiktaş istediğini alamadı. Siyah beyazlar rakibi karşısından 1 puanla ayrıldı ve ligdeki düşüş devam etti. Yine Weghorst'un bir fotoğrafı var burada. Weghorst zafere yetmedi. Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla Arjantin karşılaşmasına damga vuran Wout Weghorst, Lionel Messi'li tangoculara 2 gol atmıştı. Turnuvanın sona ermesi sonrasında kısa bir tatilin ardından İstanbul'a geri dönen başarılı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfa'yla oynanan karşılaşmaya sonradan dahil olup 1 gol atmıştı. Başarılı oyuncu gollerine dün de devam etti ve Gorst Karakartal'a Gaziantep karşısında 1 puanı getiren sayıyı attı. Ancak deneyimli oyuncunun çabası galibiyet için yeterli olmadı. Hollandalı golcü Weghorst attığı golün ardından statta bulunan Beşiktaş taraftarının bulunduğu kulübeye eliyle kalp işareti yaptı. Yine bu görselde yansımış gazeteye. Gaziantep karşısında Beşiktaş'ın en etkili ismi olan Jetson Fernandez'in açıklamaları var. Gerekeni yapamadık başlığı kullanılmış bu haberde. Bu maça 3 puan için geldik ama 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık. Önümüze bakacağız. Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız. Maç maç düşünmek zorundayız. Dinlenmek, toparlanmak zorundayız. Toparlanıp en iyi performansı da göstermeye çalışacağız demiş. Fotomaç gazetesinin Beşiktaş sayfasına geçelim hemen. Burada da birçok haber var. Dert Lasman başlığı tercih edilmiş dünkü 1-1'lik galibiyetle ilgili. Kartal Figueiredo'nun golüyle geriye düşüp Weghorst'la 1 puanı kurtardı. Siyah beyazlar bu sezon dış sahada 12 puan kaybetti. Hatay ve Galatasaray'a kaybetmişti. Alt başlığı da yine dikkat çekiyor. Sağ tarafta kulübede bitirdiği başlığı var. Siyah beyazlı takımın büyük umutlarla kiraladı. Ancak performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı Dele Alli dünkü maça yedek başladı. İngiliz futbolcu teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncu tercihleri arasında da yer almadı. Tecrübeli krampon Şanlıurfa maçında da 29. dakikada oyundan alınmıştı. Son iki karşılaşma Dele Alli için biraz kabusa döndü. Devam edelim. Sabah Spor gazetesine değineceğiz şimdi. O gün Şahinoğlu'nun bir haberi var hemen burada. Şimdi değilse ne zaman başlığını tercih etmiş. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konya'nın puan kaybettiği haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda berabere kalarak zirveye yaklaşma şansını kullanamadı. Beşiktaş karşılaşmaya Kitsu'ya kafa atan Enkudu'nun sarı kartla cezalandırılması damga vururken ev sahibi takım 71. dakikada öne geçti ve Weghorst daha sonra skoru eşitleyen isim oldu. Enkudu hem kendini hem de bizi bozdu başlığı var hemen sağ tarafta. Şenol Güneş talebesi için karşılaşma iyi başlamıştı. Ne oldu bilmiyorum. Rakiple itiştiler, sonrasında oyundan koptu. Rakibin hırsını arttırdı. Doğru bulmuyorum yorumunu yaptı yine bu davranışıyla ilgili. Devam edelim hemen. Akşam Spor gazetesinde de isabet başına 1 puan başlığı atılmış. Kaleyi bulan tek şutu gol alan Beşiktaş Gaziantep karşısında istediği 3 puanı alamadı. Siyah beyazlı takım 20 şutta 1 isabet sağladı ve dünkü performans da yine eleştirildi. Şenol Güneş'in açıklamaları var. Yine Enkudu o pozisyondan sonra oyundan koptu dedi. Yine bu da aynı şekilde Akşam Spor gazetesine yansıyan bir haber. Son olarak Takvim Spor gazetesine de bir bakalım Beşiktaş'la ilgili. Ve bu neyin kafası başlığı var yine Enkudu'nun dünkü davranışıyla ilgili. Enkudu kafa attı, sarı çıktı. Toroğlu kırmızı, oğlu kırmızı yorumunu yaptı Enkudu'nun bu davranışıyla ilgili. Şenol Güneşli Beşiktaş Erol Bulut'un takımını Gaziantep'te diş geçiremedi. Bu takıma güneş yok, hava bulutlu
başlığı da yine dikkat çekenler arasında. Siyah beyazlar taraftarını kahretti. Beşiktaş ilk isabetli şutunu 86. dakikada çekti. Hollandalı golcü Weghorst ilk isabetli şutta da golle tanışmış oldu. Baskılı oyununa rağmen pozisyon bulmakta zorlanan Beşiktaş 71'de Figueiredo'nun golüyle geri düştü. 86'daysa Weghorst da skoru eşitledi. İkinci yarıda karşılıklı goller gelmiş oldu ve deplasmanda kayıplarda başlığı atılmış. Son 9 maçta 2 galibiyeti olan Kara Kartal 7 deplasmanda ise sadece 2 kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Manşetlerimizi inceledik. Şimdi günün ikinci Skype bağlantısını yapacağız. Mahmut Alparslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız bugün? Günaydın, iyi haftalar. Hamdolsun bomba gibi. Seni sormalı demek. Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Beşiktaş manşetlerini izledik ama 15. haftanın son karşılaşmasıyla başlayalım isterseniz. Galatasaray dün 3 puan aldı ve zirveye yerleşti. Maçta iki isim yıldızlaştı. Hem Gomis hem de kalede Okan gerçekten iyi bir performans sergiledi. Maçı nasıl değerlendirirsiniz? Galatasaray'ın zirve mücadelesini nasıl yorumlarsınız? Ya tabii 37'lik Gomis'i Galatasaray sürüklüyorsa bir şeyleri düşünmek lazım. Ayrıca Okan'a da top fazla gelmedi, düşmedi yani fazla bir şey görmedik Okan'dan ama. Yani bir tane tabii bir o kadar da olsun, artık o kaleyi koruyorsunuz. Ama şu var, bir ilk devrenin bitmesine 5 dakika varken, 5. dakika, son 5 dakikada bir İstanbulspor bir hareketlendi. Bir de son 10 dakika aşağı yukarı. Bunu tabii irdelemek lazım. Direklerden dönenler var, kaçırdıkları var. Galatasaray bilmiyorum bu kaçıncı, 12. mi, 13. mü? Kaçıncı direkten dönen şu ana kadar maçlardaki direkleri. O şanssızlıkları var ama şunu da değinmeden geçemeyeceğiz. Yani bazı oyuncuların performansında siz bir yerlere gidiyorsunuz. Mesela dün kanat organizasyonlarında hemen hemen hiç yok gibiler. Torreira o bizim Arsenal'de ve ne derler Fiorentina'da gördüğümüz, bildiğimiz o Torreira oyunun içinde fazla kalmıyor. Sadece alverlerde biraz pozisyonlarda itmeler yapıyor ama oyuna daha fazla katkısı olması lazım, gerekecek. Burada ben yayınlarda hep anlatmaya çalıştım ve söylüyorum da hala da Oliveira'sız bir Galatasaray çok fazla düşünülemez. Oliveira şu andaki bu kadrodaki Galatasaray'ın en önemli oyuncuların başında geliyor. Ondan sonra öbürlerini yazarsınız. Tabii bir de Icardi geldikten sonra Gomis Icardi arasındaki o eşleşmeler nasıl olacak, ama oyun olarak da taraftarları fazla tatmin etmiyor gibi gözüküyor Galatasaray'da. Öyle yanlış burada yani bakıyorum, çok fazla Okan Hoca'yı da eleştiriyor ama siz ne verdiniz ki, ne yapsın? Elinizdeki oyuncular ancak sizin tek hamleli oyuncular. Kolay yani, ben o yaş mefhumlarından bahsediyorum. Öbürleri de çok fazla pozisyon bilgisi olmayan Raşitsa diyorsunuz. Tamam, iyi güzel ama dün nerede arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Yani sadece kendinizin çalımla veyahut da driptingler veyahut da rakibi illaki ekart edecek diye bir şey yok oyunda. Biraz da çevrenizle birlikte kolektif oyunun içinde olacaksınız. O da olmayınca Galatasaray bir sefer ferdi yeteneklerin eline bakıyor. Burada biraz sıkıntılar var. Elindeki o fazla dinamik oyuncuları tutamadıkları için, barındıramadıkları için daha doğrusu Galatasaray'da Okan Hoca ile birlikte bu sıkıntılar için arkadan gelenlerin takviyeleri ne kadar olacak? Orada fazla sizin ikinci, üçüncü hamlelerinizde sıkıntılar var. Ama buraya kadar ben başta Okan Hoca'yı tebrik ederim. Takımı ne kadar da inişli çıkışlı grafikler olsa bile bu oyuncuları bu seviyede tutmaya çalışıyor ve liderlik peşine koştu. Ha, ben kendi şahsi fikrim, ben liderliği ancak sezon sonundakine liderlik derim. Şu anda siz lider olsanız ne olacak? Sadece bir motivasyon olur. Geçici mi olur, kalıcı mı olur? Önemli olan kaleci liderlikler ve sezon sonundaki liderliklerdir. Yalnız Galatasaray sevgili Okan Hoca da bunları çok çok iyi biliyordur. Mutlaka çok iyi biliyordur. Bizim anlatmamıza gerek yok. Yani biz buradan işte bu takım şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı derse yanlışa düşüyor. Hep yanlışa düşüyoruz. Elinizdeki oyuncuların potansiyeli sizi 90 dakikada çok seri olarak, çok üst seviyede olarak, dinamik olarak tutmaya yeterli potansiyel yok. Olmayınca da bunlarla da oyun içindeki bu ilişki çıkışları yaşıyorsunuz. Onun için bilemiyorum, sizlerin aradıkları yerler farklı bir yerlerde arıyorlar ama bence öncelikle biraz daha topu önde tutan açıklar ve daha çok dinamik oynayan bir veya iki tane orta sahaya ihtiyaç var gibi gözüküyor. Olayı ne derler,
eksikleri farklı bir yerlerde arıyorlar ama esas ana eksik mesela Di Maria'nın ismi geçiyor örnek. İşte Di Maria sizi buralarda önde tutan öyle nasıl söyleyeyim size şaşkın tavuk gibi sağa sola değil de topla birlikte ne yapacağını bilen. Bu tarzdaki oyuncular tamam ancak onlar götürebiliyorsunuz. Öbür türlü genç diyoruz onu diyoruz ama Galatasaray'ı da bu tempolara getiriyorlar. Onun için biraz da şapkalarını önlerine koyup nerelerin ne aktif şekilde oyuncuların bulunması gerektiğini oradaki profesyoneller çok iyi sezmesi lazım. Micho ilk defa bir 11'de gördük uzun dönemden beri. Evet. Bence Torreira'dan dünkü maçtan yola çıkıyorum. Daha fazla takım oyununda ve takımın içinde olan bir oyuncu görüntüsü gösterdi bize. Sadece belli bir pozisyonda değil, oyunu iki yönde oynadı. Bilmiyorum Torreira'nın bu transfer tekliflerinden mi biraz başı karışık ama Galatasaray'a faydalı olmak istiyor. Sadece bir bölümde değil, Torreira gibi bir oyuncunun, bildiğimiz oyuncunun oyunu iki yönde oynaması Galatasaray'a fayda sağlayacak ve takıma fayda sağlayacak. Bireysel performanslara siz de değindiniz. Bu bağlamda aslında Kerem Aktürkoğlu'nu da sormak istiyorum. Bazı pozisyonları değerlendiremedi ve bu da tabii eleştirilere maruz kaldı. Nasıl değerlendirirsiniz Kerem'in performansını dünkü maçta? Performansı şöyle, Kerem'in performansı gün geçtikçe kolektif oyunun içine yatkın bir performansa gidiyor. Evet, girdikleri pozisyonlarda çok çabuk hareket etmek istiyor. Çabuk neticeye gitmek istiyor. Biraz da o bir sorumluluk alıyor Kerem. Şu anda takımda ofansif yönde oynayan, en fazla sorumluluk alan Mertens'ten sonra gelen Kerem. Ama biraz da çok telaş eden de o en son öldürücü vuruşlarını yapamıyor. Yani istekli bir oyuncu, kolektif oyuncu oyunun içine girmeye başladı. En güzel bir de o geçen sezonkinden yola çıkıyoruz biz. Ama tabii bunun sadece Kerem'le değinmemek lazım. Geneline bakmak gerekiyor. Elinizdeki bir Mertens'in size ne kadar bu 90 dakikada performans sağlayacağını dünkü maçta gördük. Çok fazla o da iş yapmak istiyor. Çok fazla takımın içinde olmak istiyor. Takımla birlikte yapılan iyi veya da kötü olaylar deyip arkadaşları teşvik eden bir oyuncu ama tek onun performansında yetmiyor. Tekrar söylüyorum. Olmazsa olmazı şu an bu Galatasaray kadrosunda Oliveira'dır. Oliveira'yı ne yapıp edip bir an evvel tam tekrardan toparlamaları gerekecek demek. Peki şimdi çıkışını sürdürüyor Galatasaray ve skor anlamında baktığımızda tabii ki ilk 14 haftanın sonlarına doğru bir çıkışa geçmiş Galatasaray vardı. Yine bu maçı da kazandılar. Şimdi bir Sivasspor deplasmanı var karşılarında ve Sivasspor deplasmanları da tabii ki hep zor olmuştur. Zor. Galatasaray acaba nasıl bir oyun kurgusuyla çıkar bu karşılaşmaya? Elindeki kadro belli. Torreira yok. Sadece Karça Cağlısı. Evet. Micho, Oliveira, Mertens oynayacak. Başka bir alternatif yok. Ya Raşit Say'ı oynatacaksınız. Yusuf da, Yunus da oynayacaksınız. Veyahut da işte Kerem zaten belli. Gomis başka bir oyuncunuz yok sizin. Sol tarafta herhalde büyük olasılıkla Arnold oynayacak. Bilemiyorum yani. Muslera tekrardan geri dönecek. Bir maçlık cezası vardı. Yanılmıyorsam. Yani bir tek oralarda bir değişiklik olur. Kerem'in de sakatlanması yani sol bekinde sakatlanması büyük olasılıkla gene Arnold oraya çekecek. Yani Türk oyuncu kimleri kullanacaksınız? Ya fazla bir geniş bir kadronuz yok. Elinizdeki oyuncuların en iyisini oynatmaya çalışacak. Tekrar söylüyorum orta sahadan yola çıkalım. Micho, Oliveira ve Mertens'tir yani. Başkası yok. Bir de önde Gomis de oynayacak. Sağ tarafa kim atar bilemiyorum yani. Onu solda zaten Kerem fix o. Ondan vazgeçemezsin şu andaki. Boya zaten belli. İşte Arnold, Nelson belli. Bardakçı belli. Geri kalanı bir sağ tarafta bir de sol taraftaki alternatif kalıyor. Yani elinizdeki kadro belli. Evet. En fazla bir iki yerlerde rotuş yapabiliyorsunuz. Bazı mecburiyetten oluyor. Torreira da mecburiyetten olacak. Yani Sivas maçı hem hava şartları hem de Sivas'ın biliyorsunuz ikili mücadele, dinamik ayakta kalması, oyunu 90 dakika bırakmaması ve 90 dakikayı yayması çetin bir mücadele olur. Skoru önceden yani büyük takım olduğunuz için de önceden daha alırız, götürürüz, sileriz diye tarzda düşünmemek lazım. Biraz İstanbulspor'dan daha farklı bir takım, daha böyle sert, daha dinamik bir takım görecek karşısında Galatasaray. Zor bir deplasman. Peki. Beşiktaş'a geçelim isterseniz. Beşiktaş hem Valerian İsmail hem de Şenol Güneş de aslında istediği çıkışı yakalayamadı ve aranın ardından 15. haftayı da beraberlikte bir puanla tamamladı. Dünkü karşılaşmada da tabii ki oyuncuların performansı çok eleştirildi ve 86. dakikada geldi ilk isabetli şut. Maçı nasıl değerlendirirsiniz? Bir puan aslında olumlu yönde mi konuşmalıyız bilmiyorum ama çünkü oyun anlamında biraz düşük kalıyor dört büyüklere göre.
Valla şimdi puan kaybettiğiniz zaman büyüklerde her zaman olumsuz oluyor. Olumlu karşıda Evet. hiçbir zaman olmuyor. Maalesef öyle. Yani onları biz hep böyle çıkacaklar, hiçbir şey yapmadan maçı kazanacaklar diye düşünüyoruz ama öyle değil. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bu Premier Lig'den gelen oyunculardan çok o üst seviyede oynayan oyuncuların bu seviyelere inmesini araştırmak lazım. Neden bu seviyelere geldiler? Niye bu kadar dirençsizler? Niye oyunun içinde fazla kalamıyorlar? Burada şimdi 2 haftadan beri Şenol Hoca ile falan bir şey diyemiyoruz. Yani elindeki kadronun çıkan bir de sakatlar var. Onlar da zaten bir tuzu biber oluyor ama oyunda bir böyle o Beşiktaş'ın alışı geldiğimiz diğer büyüklerdeki gibi böyle gümbür gümbür oyunu vardı. Alırdı sizi bir 25 dakika 30 dakika bir çalkalardı. Ama onu göremiyoruz yani Beşiktaş'ta da o da buradaki bu gelen futbolcuların aşağı çekmesi ve işte onlar da bazı zamanlarda bazı oyuncular da çok üst seviyede oynadılar ama çok fazla süre almadan da gelen oyuncular var. Onların da etkisi var. Yani Beşiktaş bir türlü o harmoniyi yakalamadı. İşte Rozier'den o verimi alamıyorsunuz. Onun belki şöyle çıkaracağı Cezal'ın olmaması Rozier'in onun da etkiledi mi? Diye düşünürsünüz ama bence o da değil. Orada bir verimsizlik var. Sol tarafta bir ihmeyi yakalayamadılar. Orada hep bir arayış içindeler. Elindeki oyuncular verim veremiyor. Orta saha bir sıkıntı var. Atiba'yı kullanmak istiyor hocam ama Atiba'nın artık o gelmiyor. O performansı belki Atiba'yı son 10 dakikalarda falan kullanırsın gidişatına göre. İkinci bir oyuncu yok. Josef'in olmaması. Hep onlarla yola çıktılar. İşte Delay'ı dediler aldık biz götürür falan ama Delay'ı da bir türlü Beşiktaş'ın o işlerinden performansını, kendi performansını çeyreğini de biliyor. Onun için de hoca haklı yani bu konuda. Bakalım hoca buradan nasıl çıkacak? Takviye yapacak mı ki herkes işte orada burada bir takviyeler aynı Galatasaray gibi ama esas ana nokta bence merkezde yani orta sahanın merkezinde 2 tane oyuncu ihtiyaçları var. Bir tek Gedson çırpınıyor. Beşiktaş'ın futbol aklı olarak şu andaki kadroda Salih'i görüyoruz. Yani artık düşünün Beşiktaş'ta bu dereceye geldi. Bir tek Salih'in ayağına kalmaya başladı. Bir de Gedson'un işte kendini paralamasından öbür türlü bir kolektif oyunun içine ve çabuk oyunun içine giremediler. Bakalım o buradan hoca nasıl çıkacak ama herhalde takviye yapacaklar gibi düşünüyorum. O takviyeleri de ana merkez en önemlisi yani orta saha ve stoper mevkilerinde. Orada da stoper zaten Beşiktaş'ın bu sezon başından beri başını ağrıtıyor. Bakalım nasıl bir buradan çıkacaklar şimdi haftada 2 maç oynayacaksınız ondan sonra gene gelecek. Yani gibi gibi bir şeyler var. Bunların arkasına sığınmamak lazım ama bu Premier Lig'den gelen oyuncuları biz hep üst seviyede olacağını düşünüyorduk. Fakat maalesef çok aşağılara indiler. Şenol Hoca aslında Evet. değişiklikler de yapıyor ilk 11'de. Özellikle Ersin'i değiştirmesi ve Dele Alli'yi kulübeye çekmesi de tabii ki yine radikal kararlardı. Ama tabii bu isimlerin aslında alternatifleri de iyi olmuyor bazen. Ya Zannediyorum. şimdi demek Delahi herkesi kulübeye çeker yani bu performansı siz yarışan bir takımsınız siz şampiyonluğa oynayan bir takımsınız ve bu seviye için siz geldiniz. Bir Delahi geldiği zaman da dedi ki turneyi gözünden vurdu Beşiktaş çok büyük bir transfer yaptı ama gel gör ki Delahi'yi arıyorsun yani kim olursa olsun Delahi'nin sadece ismi değil bu performansı kulübede oturan veyahut da diğer arkadaşlarını oynatırsınız haksızlık olur. Şenol Hoca da bunun doğrusunu yapıyor. Hangi teknik direktör olursa olsun isimler değil takım bakiyede yani siz burada bir şey vermiyorsunuz isminiz ne olursa olsun kulübede oturur olmuyorsa tribünde oturursunuz. Bu böyle doğrusunu yapıyor hocam. Yani. Peki hocam, çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. İyi Rica haftalar. ederim. İyi haftalar dilerim. İyi yıllar, iyi çalışmalar. Mahmut Alparslan'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin hem Galatasaray hem de Beşiktaş'la ilgili yorumunu aldık. Şimdi Sabahspor'un da ikinci saat dilimini de noktalıyoruz. Ve 90+1 programının öne çıkan anları şimdi sizlerle olacak. Saat başında Sabahspor'un da son saatle birlikteyiz. Sabah sporunda 3. saat dilimiyle birlikteyiz sevgili izleyenler. Bu saat dilimine İstanbul trafiğindeki yola bakacağız. Bakalım trafik durumu nasıl seyrediyor? İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %54 gözüküyor. Çok yoğun değil. Köprülerle başlayalım. Köprülerin üzeri açık ama Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken özellikle
Kavacık yönünde bir yoğunluk söz konusu. Duyuruları da hemen sizlere aktaralım. D100 Zincirlikuyu Levent ayrımında sağ şeritte bir altyapı çalışması var. Ve burada iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşımda da biraz zorluk meydana geldi. Avcılar Şükrü Bey metrobüs durağı yenilenme çalışması var. Orada da üst geçit engelli ulaşımına uygun hale getirilecek. Burada da bir yoğunluk söz konusu. Bunun da bilgisini verelim. İstanbul'daki trafik yoğunluğunun hemen ardından devam edelim. Hemen haberlerimize ve tabii ki 15. haftaya gideceğiz. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray zirveye yerleşti. Maçın özet görüntüleri ve ardından teknik adamların açıklamaları geliyor. Şimdi A-Spor editörü Furkan Bozoğlu Süper Lig'den notları sizlere aktaracak. Furkan söz sende. Teşekkürler Demet Gedik. Evet, Süper Lig'de 15. hafta sona erdi. 16. hafta ise hemen yarın başlayacak hafta içi karşılaşmalarıyla birlikte. Tabii öncelikle güzel maçlar oynandı, bunu söylememiz gerekiyor 15. haftada. Dün Beşiktaş ve Galatasaray'ın mücadeleleri vardı. Beşiktaş Gaziantep FK deplasmanındaydı. Bu mücadelenin istatistikleriyle başlayabiliriz. 1-1 tamamlandı 90 dakika sonunda bu maç. Şöyle bakalım genel istatistiklere. Toplu oynamada Beşiktaş'ın üstünlüğünü görüyoruz. %36'ya %65 siyah beyazlı takım daha üstün oynamış topla oynama istatistiğinde. Kornerler 2'ye 4 olmuş. Offside 1'e 0. Faul 15'e 9. İkili mücadeleye baktığımızda yine Beşiktaş'ın üstünlüğü söz konusu. %56'lık bir oran var. Sarı kartlar 4'e 2. Kırmızı kart çıkmadı bu mücadelede. Defans istatistiklerine baktığımızda ise top kaplamada Beşiktaş yine üstün durumda bulunuyor. Top uzaklaştıran takım daha çok Gaziantep FK olmuş. 29 kez top uzaklaştırmış Gaziantep FK 90 dakika içerisinde. Hemen pas istatistiklerine de bakalım. Burada Beşiktaş 2'ye katlamış diyebiliriz Gaziantep FK'yı. 469 isabetli pas yapmış Beşiktaş. Gaziantep FK ise 218 isabetli pas yapmış. Bunların %84'ü doğru pas olarak gözüküyor. İsabetli pas yüzdesi. %69 da Gaziantep FK'nın olmuş. Yine ortada Beşiktaş daha fazla ortalarla gol bulmaya çalışmış. Wout Weghorst'un da tabii Cenk Tosun, Wout Weghorst gibi uzun boylu pivot santrforlarının da olmasının etkisiyle Beşiktaş orta yapmış ve bu şekilde gol aramış. 32 orta yapmış. 8 de Gaziantep FK'nın ortası bulunuyor. Hücum istatistiklerine baktığımızda ise toplamda 14 şut çeken Beşiktaş'ın sadece biri isabetli. Gördüğünüz gibi o da gol oldu. İsabetli şutu daha fazla olan takım Gaziantep FK olmuş 90 dakika içerisinde. Bu da dikkat çeken bir istatistik. Yine rakip ceza sahasında topla buluşmaya baktığımızda Beşiktaş daha fazla oyunu Gaziantep FK'nın bulunduğu cepheye yaymaya çalışmış. 31 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Bu karşılaşmanın istatistikleri bu şekilde. Galatasaray İstanbulspor mücadelesine de göz atalım. 2-1 kazandı sarı kırmızılılar bu mücadeleyi. Topla oynamaya baktığımızda ev sahibi ekibin değil rakip takımın daha çok konuk takımın daha çok toplu oynama yüzdesi bulunuyor. %52'ye 48. Kornerler 12'ye 5. Offside'lar 1'e 3. Faul 13'e 7. İkili mücadele kazanmada yine İstanbulspor'un üstünlüğü söz konusu. %59'a 41 olmuş. Sarı kartlar yine 4'e 2 bu mücadelede de. Defans istatistiklerine baktığımızda 12 kez top kapmış İstanbulspor öne çıkmış. Pas arası 12'ye 11. Uzaklaştırma 15'e 26. Şut engelleme 3'e 4. Hemen şöyle pas istatistiklerine baktığımızda Galatasaray 340 pas yapmış isabetli pas. İstanbulspor 391 isabetli pas yüzdesi kaç olmuş? İstanbulspor'un burada üstün olduğunu görüyoruz. %77'ye %73. Rakip sahada pas yüzdesi 63'e 58, orta 23'e 18 olmuş. İki takım da halli şekilde açıkçası orta yapma istatistiğine ulaşmış. 23'e 18 olmuş. Hücuma baktığımızda ise 13 kez şut çekmiş kaleye, şut çekmeye çalışmış Galatasaray. İsabetli şutu 5 olmuş. İstanbulspor'un ise 9'a 2. Engellenen şut 4'e 3. Şut pası 14'e 9. Rakip ceza sahasında topla buluşmaya baktığımızda Galatasaray'ın evet bu istatistiği gerçekten iyi. 38 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Bunların ikisini gole çevirdi sarı kırmızılılar. İstatistikler bu şekildeydi. Tabii bir de şöyle puan durumuna ben bakmak istiyorum. Son duruma bakalım. Lider bu hafta değişmiş oldu. Böylelikle Galatasaray 30 puanla ilk sıraya çıktı.
14 maçta 14 avareji bulunuyor Sarı Kırmızılıların, 30 puan. Fenerbahçe 29 puanda, Trabzonspor'a karşı bir mağlubiyet aldı. Bu hafta 2-0 yenildi Bordo Mavili ekibe. 3. sırada Adana Demirspor'u görüyoruz. Bu sezon iyi bir performans, iyi bir grafik çiziyorlar. Montella önderliğinde Medipol Başakşehir 4. sırada, yine Adana Demirspor'la aynı puanda bulunuyor. Trabzonspor 26, Konyaspor 25, Beşiktaş 23, Kayserispor yine 14 maçta 23 puan toplayabilmiş. Alanyaspor 18, Gaziantep FK'nın da 17 puanı bulunuyor. İkinci sayfaya baktığımızda şöyle son 10'a, son 9'a bakalım. MK Ankara Gücü 14 maçta 16 puan toplamış. Yine 16 puanı bulunan takımlar Fraport Tav, Antalyaspor, Biteksen, Giresunspor. 15 puanı paylaşan iki ekip 14. sıradaki Hatayspor, 15. sıradaki Kasımpaşa. Demir Grup Sivasspor'un 14, Fatih Karagümrük'ün 13, 18. İstanbulspor'un 8 ve son sırada bulunan Hangi Kredi Ümraniyespor'un ise sadece 7 puanı bulunuyor. Bakalım nasıl bir serüven olacak, hafta içerisindeki maçlarda yine puan durumundaki sıralamaları değiştirebilir, bunu da söylemiş olalım. Diyelim ve hemen Galatasaray'la ilgili bir istatistiğe dikkat çekeceğiz. 37 yaşındaki önemli forveti Galatasaray'ın Gomis gerçekten inanılmaz işler yapıyor diyebiliriz. İstanbulspor'a karşı takımının iki golünü atan oydu. Icardi sakat, Seferovic'in performansı düşük durumda şu an. 37 yaşında ama Galatasaray'la birlikte kariyerinde neler yaptı, bir göz atalım. Toplamda sarı kırmızılı formayla 72 maça çıktı. Tabii daha önceki sezonda var. Bu son geldiği dönemde de iyi işler yaptı. Birçok maça çıktı, goller attı. Gol sayısı 49 olmuş. Gomis'in, Buffett'in bir Gomis'in asisti ise 9. Takımını sırtlıyor. Son Ziraat Türkiye Kupası maçında da takımının golünü atan isimdi Keçiören Gücü'ne karşı, Ankara Keçiören Gücü'ne karşı Buffett'in bir Gomis turu getiren isimdi. Yine ligde de önemli işler yapmaya devam ediyor. Eline gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Peki Galatasaray'ın liderlik macerası nasıldı? Bir de grafiklerle buna bir göz atalım. Lige tabii aldığı 3 puanla 6. sırada başlamıştı Galatasaray. Şöyle bir tarafta lig sıralaması, diğer tarafta haftalar şeklinde bu grafiği izliyorsunuz. Bir ilk hafta 6 puan, ikinci 6. sıradaydı. İkinci haftada ise 10'unculuğa düştü. Sonra 3. haftada tekrar yükselişe geçti. Şurada bir düşüş söz konusu. 11. haftada şöyle baktığımızda 8.liğe kadar geliyor. 8.likten sonra ise Galatasaray'ın sıralaması daha da yükseğe doğru çıkıyor. Şöyle göz attığımızda 8.likten 5.liğe, oradan da 3.liğe doğru giden bir serüven. Dünya Kupası öncesinde Başakşehir'e karşı 7-0'lık bir galibiyet elde ederek ikinci olmuştu. Şurada görüyorsunuz. İkinci ve 15. haftaya geldiğimizde zirveye çıkıyor. Tam 662 gün sonra Galatasaray liderliğe yükseldi. Geçen sezonu kötü bir sıralamayla bitirmişti Galatasaray. Buralara kadar gelmesi gerçekten önemli. Adeta bir liderlik macerası diyebiliriz sıralamada. Bu da dikkati çekiyor. Böyle grafiklerle de Galatasaray'ın liderlik macerasını görüyorsunuz diyelim ve sözü sana bırakalım Demet. Furkan Bozoğlu'na aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdi 15. haftada oynanan bir diğer karşılaşmayla devam edeceğiz. Dev bir maç oynandı ve kazanan Trabzonspor oldu. Bordo Maviller lider Fenerbahçe'yi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sona erdi. Sonuçlar geliyor ekranlarınıza. MK Ankara Gücü Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0 yendi. Medipol Başakşehir Hangi Kredi Ümraniyespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Atakaş Hatayspor Biteksen Giresunspor karşılaşması 1-1 sonuçlandı. Demir Grup Sivasspor Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-0 evinde mağlup etmeyi başardı. Adana Demirspor Babakars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı. Arabam.com Konyaspor Korendon Alanyaspor mücadelesi 2-2 sonuçlandı ve haftanın kapanış son karşılaşmasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Alınan sonuçları sizlerle buluşturduk. Şimdi bir Skype bağlantımız var. Bunu da tabii ki detaylıca konuşacağız. Salim Manav bizlerle birlikte. Hoş geldin yayınımıza Salim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim Demet. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Az önce 15. haftayı geride bıraktık tabii. Detayları da aslında seyircilerimize anlattık. Değişik bir haftaydı. Zirvedeki sıralamalar değişti. Özellikle Trabzonspor'un galibiyeti çok değerliydi. 15. haftayı şöyle bir genel değerlendirirsek nasıl, neler söylersin?
Senin bıraktığın yerden devam edeyim. Trabzonspor-Fenerbahçe maçından devam edeyim. Trabzonspor için kritik bir maçtı. Çünkü Fenerbahçe kazansa aradaki puan farkı artacaktı. Bu noktada zaten maça da Abdullah Hoca ofans hattında önemli oyuncularla çıktı ve kazanmasını bildi. 2-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe'de bu mağlubiyetin ardından özellikle de Fenerbahçe'nin mağlup olması hem Trabzonspor için hem de Galatasaray için avantajdı. Çünkü bilindiği üzere bu maç cumartesi günü oynanmıştı. Pazar günü de Galatasaray'ın İstanbulspor'la maçı vardı. Dün akşam da Galatasaray kazandı ve liderliği ele aldı. Şu anda lider Galatasaray oldu 15. hafta itibariyle. Özellikle de dün Galatasaray maçın son bölümlerinde sıkıntı yaşamadı desek yalan olur. 2-1 iken sıkıntı yaşadı. Hatta uzatma dakikaları 10 dakika gösterildiğinde İstanbulspor'un birkaç pozisyonu da vardı. Bu noktada ben bunun sebebini şu şekilde yorumluyorum. Özellikle Fenerbahçe'nin kaybetmesi, Galatasaray'ın kazandığında lider olması maç öncesinde bir psikolojik baskı da kurmuş olabilir. Rakip her ne kadar puan tablosunda son sıradaki sondan ikinci İstanbulspor olsa da dün net bir şekilde bunu gördük. Tabii Galatasaray'da eksikler de vardı. Galatasaray'da Icardi yok. Icardi'nin yokluğunda Gomis bence harika işe imza attı. Zaten evet. Ankara Kefiörengücü maçının da yıldızıydı. Sol bek bilindiği üzere Emre Taşdemir'in sakatlığı vardı. Kazımcan oynadı. Dün Kazımcan da bir sakatlık yaşadı. Yerini Patrick Varanolt'a bıraktı. Patrick Varanolt'la ilgili ayrılacağına dair haberleri burada dile getirmiştik. Dünkü performansı da adeta bunu doğruladı. İstersen takım takım mı gidelim Demet? Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Tamam, Anadolu turu da yapabiliriz. Evet, senin de detaylıca bildiğini biliyoruz. Adana Demirspor'a geçelim. Onlar da önemli bir galibiyet aldı. Babakars Fatih Karagümrük karşısında 2-1 galip geldiler. Ve şu anda zirve mücadelesindeler, 3. basamaktalar. Özellikle bu karşılaşma genelinde bir değerlendirmeni alalım. Evet, maç için şunu söyleyebilirim. Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçında İki İtalya efsanesi karşı karşıya geldi. Evet. Pirlo ve Montella, her ikisi de İtalyan futbolunun önemli ve efsane ismi. Kazanan Adana Demirspor oldu. Adana Demirspor'da Emrah Baba'nın performansını çok beğendim. Daha öncesinde Süper Lig'de skora ve asist olarak skora katkı sağlayamamıştı. Gol ya da asist yoktu. Hı hı. Dün iki gol attı. İlk golde Batuhan'ın hatası vardı. İkinci gol muazzamdı. 2-1 oldu, 3-1 de olabilirdi. Onyekuru'nun pozisyonu vardan döndü offside gerekçesiyle. Doğru bir karardı. Adana Demirspor'u genel anlamda beğendim. Fatih Karagümrük'te bilindiği üzere ayrılan oyuncular var. Transfere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Fatih Karagümrük'ün. Jimmy Durmaz, Caner Erkin, Burak Bekeroğlu gibi oyuncular ayrıldı. Stefan Kolker'ı da ekleyebiliriz. 4 oyuncu ayrıldı. Karagümrük mutlaka transfer yapacaktır. Sol bek arayışlarına devam ediyorlar. Zaten Pirlo da bu noktada açıklama yapmıştı. Adana Demirspor'u genel anlamda beğendim. Stadyum daha da dolu olabilirdi. Bunu da buradan dile getireyim. Özellikle de ben biliyorsun Adanalıyım. Adana Demirspor maçlarını çok sıkı takip ederim. Evet. Üçüncü ligde olduğu dönemde dahi 20-25 bin kişi oynayan bir taraftara sahiptir Adana Demirspor. Dün tribünleri bir nebze de olsa boş görünce biraz sitem etmedim değil. Bu noktada tribünler dolabilirdi diye düşünüyorum Demet. Peki, çünkü Demir... güzel bir hava vardı. Pazar günü de saat 13.30'du. Evet, haklısın. Evet. Buradan da seslenmiş olalım biz de Adana Demirspor taraftarına. Adana Demirspor'la ilgili transfer gündemine de geçelim biraz istersen. Özellikle Samet Akaydın mevzusunu çok fazla konuştuk. Seninle geçen yayınımızda da konuşmuştuk. Yine bir Hulk transferi de söz konusu. Bunlarla ilgili de detayları senden alalım. Evet, istersen Samet'le başlayalım. Tabii. Samet Akaydın'ın transferi için Adana Demirspor Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncuyla 3,5 artı 1 yıl opsiyonlu bir şekilde 4,5 yıllık anlaşma sağlandı. Transfer dönemi resmen başladığında Samet Akaydın Fenerbahçe formasını giyecek. Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. Net bildiğim bu şekilde Samet Akaydın Fenerbahçe için hayırlı olsun diyebiliriz. Kulüp transferinde de devamlı gündeme geliyor. Bana da birçok arkadaşım soruyor nedir son durum diye. Hulk'un menajeriyle ve kendisiyle görüşmeler yapıldı. Hatta Adana Demirspor'la yetkililer burada da ifade etmiştim. Brezilya'ya da gitti. Bu transferde görüşmeler devam ediyor. Kolay bir transfer mi? Kolay bir transfer değil. Çünkü çok çok önemli bir oyuncu.
hem PR'ı yüksek bu anlamda. Yani geldiğinde tüm dünya basınında haber olacak bir futbolcu. Ben bu transferi zor olsa da Murat Sancak faktörüyle olacağını düşünüyorum. Çünkü Murat Sancak başkanlık döneminde hem birinci ligde hem de Süper Lig'de önemli yıldızları transfer etti ve bu yıldızlardan da yararlandı bana demiş. Spor hem reklam anlamında hem performans anlamında. Buna en güzel örnek de Mario Balotelli'yi verebiliriz. Hem performansıyla hem de PR'ıyla Adana Demirspor'daki sürecin hakkını verdiğini düşünüyorum. Bu noktada Murat Sancak faktörüyle Hulk transferinde Adana Demirspor'un bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Peki Süper Lig'de bu puan durumunda istersen bir ateş hattına değinelim. Son 4 basamakta yer alan takımlara. Şu anda 19. sırada Ümraniyespor var. Yalnızca bir galibiyet aldılar. Hemen üzerinde İstanbulspor, Favakars, Fatih Karagümrük ve Sivasspor yer alıyor. Özellikle bu 4 takımı değerlendirdiğinde ön plana çıkan hangi takımı görüyorsun aslında, bunu sorayım? Ya aslında Demet, Ümraniyespor maçlarını takip ettim. İstanbulspor'u da takip ettim sıklıkla. İstanbul'da yaşadığım için. Fatih Karagümrük'ü de canlı stadyuma gidemesem de çok fazla maçlarını televizyondan takip ettim. Bu hafta da izledim. Ümraniyespor'la ilgili şunu söyleyebilirim. Ümraniyespor'da Recep Hoca önemli işler imza attı. Geçtiğimiz yıl dar bütçeyle, dar imkanlarla takımı Süper Lig'e çıkardı. Bu sezon Süper Lig kadrosu oluşturulduğunu düşünmüyorum. Buna rağmen bazı maçlarda Ümraniyespor kazanacakken 60. dakikadan sonra kaybetti. Yani Ümraniyespor'un aslında bu durumda olması sürpriz olmaz. Buradan yukarıda puantaj tablosunda olması sürpriz olur. Bu noktada Ümraniyespor ve İstanbulspor'un ben Süper Lig'de bu sezon için şansını çok çok az görüyorum. Aslında Ümraniyespor da lige çok iyi başlamıştı. Bir Fenerbahçe beraberlikle biten bir karşılaşma var. İyi bir sinyal vermişti ama sonrasında devamı gelmedi. Hatta şunu söyleyebilirim Ümraniyespor'la ilgili. Evet, oyun anlamında iyi oynadıkları maçlarda puan kaybettiler. Evet. Kritik bir anda Serkan Kırıntılı sakatlandı. Fakat Süper Lig biliyorsunuz şakaya gelmiyor. Süper Lig'de ben Ümraniyespor ve İstanbulspor'un işini zor görüyorum bu noktada. Fatih Karagümrük'ün 17. sırada olması futbol severleri şaşırtabilir ama şaşırılacak bir nokta değil. Zaten 4 oyuncusu ayrıldı ve dün de maçı takip ettiyseniz dar bir kadrosu var yerli anlamında. Bu noktada da Pirlo'nun değişikliklerde vesaire sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Sivasspor geçtiğimiz yıl da bu şekildeydi. Alt sıralardaydı. Fakat sonrasında seri galibiyetlerle inanılmaz bir çıkış yakaladı. Ben Rıza Hoca'nın özellikle de ligin ikinci yarısında seri galibiyetlerle birlikte üst sıraları Sivasspor'u taşıyacağını düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim bu 4 takımla ilgili ama İstanbulspor ve Ümraniyespor'un işi çok çok zor. Peki Salim, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Süremizin de sonuna geldik. Kendine iyi bak. İyi haftalar diliyoruz. Rica ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Salim Manav'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle beraber 15. haftayı konuştuk ve tabii ki Anadolu kulüplerine dair transfer gündemini de kendisinden aldık. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden haberlerimize. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da İlk Uyum AK Parti'ye, İlk Uyum Erdoğan etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan bir katılımcının sorusu üzerine Dünya Kupası finalinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaşadığı bir anıyı anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ronaldo mu Messi mi sorusuna ise Ronaldo'yu harcadılar yanıtını verdi. Dünyadan spor haberleriyle sabah sporunu bugünlük noktalıyoruz. Yarın tekrar aynı saatte biz burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Hoşçakalın.